Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, orta öğrenimi bitirdikten sonra girilen ve kişinin hayatında çok önemli bir yeri olan yükseköğretim kurumları sınavının sonuçları hepimizin bildiği gibi 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklandı. Üniversite hayatı için bir yıl boyunca gece gündüz demeden çalışıp çabaladığınız bu süreçte sıra şimdi yapacağınız tercihlere geldi. İyi bir eğitim alıp hayatta başarılı ve mutlu olabilmek için üniversite ve bölüm tercihi konusunda araştırmalara başladınız. Biz de Gazi Üniversitesi olarak sizlere bu süreçte yardımcı olmak ve üniversitemizin ilgili bölümlerini daha iyi tanımanızı sağlamak için bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kariyer günleri, bölüm, program tanıtımları etkinliğiyle karşınızdayız. Bu etkinlikte üniversitemiz bünyesinde bulunan 11 fakülte ve 3 meslek lisesi okulundaki ilgili bölüm ve programlar birim yetkililerince tanıtılacak ve sizlerden gelecek sorulara samimiyetle cevap verecektir. Gazi Üniversitesi mensupları olarak bizler yoğun bir emek ve gayret sarf ederek üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeydeki başarısını artırmaya çalışıyoruz. Bu süreçlerin öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin akademik gelişimleri açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 96 yıl önce başlayan bu yolculukta siz değerli öğrenci adaylarının da aramıza katılmasını canı gönülden istiyoruz. Gazili olmanın ayrıcalığını hem öğrencilik yıllarınızda hem de mezun olduktan sonra yaşamanızı temenni ediyoruz. Kariyer günleri, bölüm program tanıtımları etkinliğimize hoş geldiniz diyor ve hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, değerli öğretim üyeleri, kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler, Gazi Üniversitesi'nin bu yıl İkincisini düzenlediği kariyer günleri bölüm program tanıtımları kapsamında üniversitemizin en yeni fakültesi olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin tanıtımının, bölümlerinin tanıtımının yapılacağı toplantımıza hoş geldiniz. Ben fakültemiz fotonik bölümü öğretim üyesi doçent doktor Nihan Akın Sönmez. Bugün bu toplantının moderatörlüğünü yapıyor olacağım. Değerli katılımcılarımız, programımız şu şekildedir. Sayın Dekanımız fakültemizi sizlere tanıtacak. Sonrasında da sırasıyla fotonik bölümü ve yönetim bilişim sistemleri bölümü tanıtımları Sayın Bölüm Başkanlarımız tarafından yapılacaktır. Her bölüm tanıtımının ardından bir soru cevap kısmı olacak. Şu an katılımcılarımız ses veya video açamıyorlar. Ancak chat kısmına, sohbet kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de hocalarımıza sorularınızı iletiyor olacağım. Son olarak da 4 soruluk çok kısa bir mini anketimiz var değerli katılımcılar. Lütfen bu anketi de doldurursanız memnuniyet duyarız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Uygulamalı Bilimler Fakültesi tanıtımını yapmak üzere fakülte dekanımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Çakmak'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam, hazırsanız lütfen. Teşekkürler Nihan Hocam. Uygulama Bilimler Fakültesi fakülte tanıtım sunumunu sizlerle paylaşacağım. Birazdan fakültemizin ve bölümlerimizin geçmiş dönemlerden bugüne kadarki yaptığı faaliyetleri de bölümler bazında da birazdan öğretim üyesi arkadaşlarımız sizlerle paylaşacak. Öncelikle Sayın Rektörüm, Sayın Hocalarım, Sayın velilerimiz, sevgili öğrencilerim, hepinizin saygılarımı selamlıyorum. Fakültemiz, ben ve dekan yardımcıları olmak üzere ve fakülte sekreterleriyle sizlere idari anlamda destekler sunacağız. Web sitemiz ve mail adresimiz ekranda gördüğünüz gibi buralardan detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Fakültemizin öncelikle sizlere kısaca tarihçesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Az önce Nihan Hocamızın da bahsettiği gibi fakültemiz üniversitemizin en yeni fakültelerinden birisidir.
Yani 2015 yılında kuruluş sürecini tamamlanan Uygulama Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan en yeni fakültedir. Fakültemin ilk olarak fotonik bölümü açılmış, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim öğretim faaliyetlerini 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlamıştır. Fakültemiz aynı zamanda ikinci bir bilim bölümü açılmıştır. Bu da yönetim bilişim sistemleri bölümüdür. Bu yılda inşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılında sizlerle birlikte yeni akademik lisans programlarına başlayacağız. Tabii ki bu bölümlerle yetinmeyip yeni bölümler açılması için çalışmalara devam etmekteyiz. Umut ediyoruz kısa zamanda yeni bölümleri de fakültemize katacağız. Temel olarak amaçlarımıza baktığımızda fakülte olarak yeni nesil bilim insanlarını küresel sağlık, teknoloji, enerji ve çevre sorunlarını çözmeye hazırlarken öğrencilerimizin iş hayatında rekabet etmek ve mükemmelleşmek için ihtiyaç duydukları eğitimi sağlamaktır. Programlarımızın öğrencilerimizin toplumda kritik noktalarda zorlukları aşmak için bilgi ve beceriye sahip liderlik vasıflarıyla donatımını sağlamaktır. Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sektörlerden gelen talepler doğrultusunda dünya çapında değişimi göre yetiştirmektir. Tüm bu planlarımızı öğrencinin kariyerlerinde emin adımlarla severek ve etik değerlere ilerlemesini sağlayacaktır. Fakültemizin diğer uygulan bilimler fakültelerinden en temel kritik farkı ise fakültemiz temel olarak kurmuş olduğu bölümler kamu ve sektörle işbirliği içinde olan bir fakülte olmasıdır. Birazdan bunları detaylı bir şekilde bölüm başkanlarımız sizlere neden bu kadar bu kısımların önemli olduğunu, nerelerde sektör ve kamu ile işbirliği olduğunu sizlere örnekleriyle ifade edeceklerdir. Fakültemiz ana kampüs içerisinde TOKİ C bloğu olarak ifade edilen bir binada yerleşmiş durumdadır. Fiziki olarak hem bahçesi hem çevresi düzenlemesiyle gayet prestijli, güzel bir donatıma sahiptir. Sizlere birkaç tane slide ve resim göstermek isterim. Ankara'da olanlar tabii ki fakültemize beklemek, onları misafir etmek, onlara bölümümüzü göstermek isteriz. Ama şehir dışında olan arkadaşlar için birkaç görseli sizlerle paylaşmak istiyorum. Sol baştaki bizim Uygulama Bilimler Fakültesi'nin giriş holü ve koridorlarımızı görebilirsiniz. Diğer alanlardaki diğer fotoğraflarımız. Bir toplantı odamız, bir büyük konferans salonumuz ve sınıfların birkaç tanesinin fotoğrafını da buradan izlemeniz mümkün. Her ne kadar yeni bir fakülte olmasına, yeni bölümler açılmış olmasına rağmen akademik anlamda hem kongreler hem bir takım festivalleri de yoğun bir ilgiyle 2021-2022 yıllarında katılımımız devam etmektedir. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri web sitemizden inceleyebilirsiniz. Fakültemizin en önemli diğer özelliklerinden bir tanesi de az önce bahsettiğim gibi ana kampüs içerisinde olması itibariyle birçok fakültenin üniversite imkanlarından faydalanabilmekteyiz. Birkaç dakikalık yürüme mesafesiyle kütüphaneye, konser ve sergi alanına, yüzme havuzuna, spor tesislerine, öğrenci yemekhanesine, otopark gibi, banka gibi birçok imkanları üniversitenin kampüs imkanlarından faydalanabildiğiniz gibi şehir üniversitesinin de olmasında imkanlarını toplu taşımasından, işte yakın çevresinde kamu ve özel hastanelerini, yurtlarına kadar aklınıza gelecek birçok imkanlardan faydalanabilmemiz siz öğrencilerimizin için önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben kısaca sizlere fakültemizin birkaç özelliğinden bahsetmiş oldum. Şimdi sizlere fakültemizin bölüm başkanlarına sözü bırakacağım. Öncelikle Nihan Hocama teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sayın Dekanım biz çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada Dekan Hocamın da bahsettiği gibi bölüm tanıtımlarımız olacak. Ve ilk olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fotonik Bölümü tanıtımını yapmak üzere sözü bölüm başkanımız Profesör Doktor Süleyman Özçelik'e bırakıyorum. Süleyman Hocam buradaysanız buyurun lütfen. Ekranınızı paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İzninizle hızlıca ekranımı paylaşmak istiyorum. Buyurun hocam. Zannediyorum görünebiliyor. Evet hocam, şu an uygun. Çok teşekkür ediyorum.
Gazi Üniversitesi'nin değerli rektörü Sayın Profesör Doktor Musa Yıldız'a bu etkinliklere vermiş olduğu katkıdan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Dekanım Profesör Doktor Mehmet Çakmak Hoca'ya güzel takdimleri için fakültemizi tanıtıcı ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, bugün sizlere Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan fotonik bölümünün kısa bir tanıtımını olabildiğince yapmaya gayret edeceğim. Gazi Üniversitesi bünyesinde fotonik bölümü 4 yıllık bir lisans programı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan ilk bölüm. Önemi başkent Ankara'da Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olması. Kuruluş tarihimiz 2020. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 40 öğrenciyle eğitim öğretime başladık. Kontenjanımız tamamen doldu ve tercih sıralamasına göre yaklaşık 238 bin ile 362 bininci dilimden öğrenciler aldık. Öğrencilerimiz de son derece başarılı bir yıl tamamladık. Onlar şimdi ikinci sınıftalar. Ve öğrencilerimize daha önceki geçen yılki yaptığımız tanıtımda söz verdiğimiz gibi bölümümüzü ilk sırada tercih eden ve yaptığımız kısa bir sınavda başarı gösteren 4 öğrencimize burs veriyoruz. Bölüm olarak veriyoruz bu bursu. Bu burs desteği başarı devam ettikçe 4 yıl süreceğini ve yeni tercih eden yani bu yıl aramıza katılacak öğrencilerimizin de bu burstan yararlanacağını buradan duyurmak istiyorum. Bölümümüz birçok mühendislik programı yerine tercih edilen bir bölüm. Bu nedenle öğrencilerimizi teşvik etmek, öğrencilerimizi hayata yetiştirmek biz hocaların önemli bir vazifesi diye düşünüyoruz. Bir taraftan öğrencilerimiz kurmuş oldukları optik ve fotonik topluluğu ile bilimsel sosyal etkinlikler düzenliyor ve kendilerini hayata yetiştiriyor. Bir taraftan öğrencilerimiz TÜBİTAK destekli araştırma projeleri geliştiriyor. Bu sene 2 projeyle TÜBİTAK'a başvurmuş durumdayız. Ayrıca henüz 1. sınıfta olmalarına rağmen lisansüstü programımızdaki öğrencilerimizle birlikte Teknofest 2022 etkinliğinde 2 projemiz finalde yarışıyor. Bu hafta sonu çevre ve enerji teknolojileri kapsamında bu yarışın finaline katılacaklar. Ben bu arada bu 2 projeyi öğrencilerimize mentörlük, danışmanlık yaparak geliştiren ve sunan, bu başarıyı elde eden, finale katılma başarısını elde eden bölüm başkan yardımcımız doçent doktor Nihan Akın Sönmez'e ve bölümümüzün öğretim üyesi doçent doktor Yaşar Aziziyan'a özel teşekkür ediyorum bu vesileyle. Gazi Üniversitesi'nde fotonik disipliniyle ilgili yapılanma birkaç kısma ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi lisans bölümü, sizlerin tercihlerini beklediğimiz bölüm. Bir diğeri de lisans bölümünü tamamladıktan sonra fotonik ve bilimi mühendisi ünvanını alacak olduğunuz yüksek lisans ve doktora programı. Bu programımızda 2021 yılında kuruldu. Yani bir yıllık geçmişi olmasına rağmen hali hazırda 41 yüksek lisans, 12 doktora öğrencisi yer alıyor program içerisinde. Bölümümüz güçlü bir akademik kadroya sahip. Eğer arama motorlarında bakarsanız bu akademisyenlerimizin hali hazırda yayınlanmış 1000'den fazla akademik yayınının olduğunu, 50'den fazla çok büyük bütçeli projeler yürüttüğünü görürsünüz. Bunun son derece anlamı önemli. Üniversiteyi tercih ederken biz merkezde büyük bir üniversiteyi hayal ederken bunun yanında bölümün akademik kadrosunun da çok önemli olduğunu biliriz. Ona göre tercihlerimizi yaparız. Bu nedenle size akademik kadromuzu
tanıtmaktan gurur duyuyorum. Burada Mehmet Çakmak Hoca fakültemizin dekanı, Sayın Şebnem Hoca fakültemizin dekan yardımcısı. Yani hem fakültenin yönetiminde hem bölümün idaresinde ve eğitim öğretim faaliyetlerinde önemli katkılar sağlıyor arkadaşlarımız. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Tabii biz genç öğrencilersiniz. Gençler bir lisans programı tercih ederken ben nelere dikkat etmeliyim? Kariyerim ne olacak? Neler önceliklidir? Okul bitince ne olacak? Topluma, aileme, kendime nasıl faydalı olabilirim sorularını kendilerinize sormak mecburiyetindesiniz. Bir taraftan sizleri yetiştiren, bu yaşa getiren aileleriniz de bu soruları bir taraftan kendine soruyor. Nasıl bir üniversitede okuyacak? Üniversitenin coğrafi konumu nedir? Üniversitenin itibarı nasıldır? Ben kişisel olarak ilginç ve heyecan verici kariyer yolları arıyorum. Öğretim tesislerinin kalitesi, öğretim üyesinin sayısı, ders dışı fırsatlar, yani üniversite öğrencisi sosyal bir varlık, birçok alanla etkileşmek durumunda, programın kültürü nedir, sunulan derslerin derinliği, teknolojik ilişkisi, gerçekleştirilen araştırmaların kalitesi. Bunların hepsi sizlerin tercih yaparken üzerinde durmanız, soru sormanız ve bunların cevabını aldıktan sonra bölüm tercih etmeniz gerekiyor. Seçilen bölüm acaba sektör profesyonelleri arasında nasıl bir itibara sahip? Uygulamaları, stajları, özellikle yurt dışı imkanları, endüstri bağlantıları nelerdir? Bunların hepsini kendimize soracağız ve bundan sonra tercihimizi yapacağız. Örneğin ben bir öğrenciyim ve tercih yapmam lazım. Heyecanlıyım. 20 gündür, 15 gündür bu heyecanı yaşıyorum. Zamanım az kaldı. Ama benim heyecan duyduğum alanlar var. Ben iletişim teknolojilerine ilgi duyuyorum. Savunma ve güvenlik sistemlerindeki aygıt geliştirmeye ilgi duyuyorum. Nanoteknoloji, giyilebilir elektroniğe ilgi duyuyorum. Ben yenilenebilir enerji, uydular için kullanılacak güneş hücrelerini geliştirmek istiyorum. Ben bir taraftan üniversitelerde araştırmacı olmak istiyorum. Bu gibi soruları kendimize, heyecan duyduğumuz alanları yüreğimizde hissettiğimizde sorumuz şu: hangi bölüm bu kariyer fırsatlarını bana sağlar? Bugün biz bir miktar vaktimiz yettiğince tartışacağız ve acaba bunlara cevap verebilecek olan bölüm fotonik bölümü olabilir mi diye düşüneceğiz. Fotonik biliyoruz, ışığın üretilmesi, ışığın farklı ortamlarda yayılması, rengi, şiddeti gibi özelliklerinin değişmesini, işlenmesini sağlayan ve bunları kapsayan bilim ve teknoloji alanı olarak öne çıkıyor. Biz biliyoruz fotonik, foton kavramından geliyor. Foton, ışığın kuantum taneciğidir. Nasıl elektron, atomun bir kuantum taneciği ise, foton da ışığın bir kuantum taneciğidir. Geçmiş yüzyılda elektron hareketiyle çalışan aygıt teknolojisini elektronik, ondan doğan meslek alanını da elektronik mühendisliği olarak tarif ettik. 21. yüzyılın öncül teknolojisi olarak kabul edilen fotonik ise, ışığın kuantum taneciği olan fotonun hareketine dayalı aygıt teknolojisini tarif ediyor. Ve böylece sizler fotonik uzmanı ya da fotonik mühendisi olarak isimler alıyorsunuz meslek alanında. Şimdi dünya değişiyor, meslekler yeniden çiziliyor. Gelişen teknolojiye bağlı olarak bu iş tanımlarının değişmesiyle birlikte sizler de, velileriniz, anne babalarınız, abileriniz de şunu görüyor:
artık disiplinler arası bölümler ortaya çıkıyor. Bugün lazer, geçmişte fizik, elektronik bilim alanının bir ürünü iken, bugün lazeri geliştiren, LED'i aydınlatmayı geliştiren teknolojinin adı artık fotonik teknoloji oldu. Dolayısıyla iş alanlarını ve iş tanımlarını da buna göre değiştiriyor. Fotonik artık yeni bir meslek, yeni bir kariyer fırsatı haline geliyor. Dünyada bir yeni teknoloji devrimi yaşanıyor sevgili öğrenciler. Bunu asla unutmayınız. Dünyaya bakmadan Türkiye'de üniversite tercihi yapmanızın doğru olmadığını ve eksik kalacağını düşünüyoruz. Ekonomik büyümeyi yönlendirmeye sahip bir teknolojidir fotonik teknoloji. Ve bu yüzden fotonik teknoloji etkinleştirici, öncül, yol açan bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sizleri aramıza katılmaya, geleceğe ışık veren teknoloji olan fotonik ile birlikte yol almaya davet ediyoruz. Neden davet ediyoruz? Bunu bir miktar size bugün vaktim yettiğince anlatmaya çalışacağım. Biz bilim kurgularda gördüğümüz olayları ancak fotonik teknolojiyle gerçeğe dönüştürebiliyoruz. Bakın bu çok iddialı, çok çarpıcı bir sözdür. Yalnızca bilim kurguda gördüğünüz yenilikler geleceğe dönüştürülmesi için fotonik teknolojiye ihtiyaç var. Biliyorsunuz bugün kuantum kompütürler verilerin ışık hızından daha yüksek hızda ilerlemesini isteyen bir dünyaya doğru insanları yöneltiyor. Bu nedenle fotonik teknolojilere küresel ilgi artıyor. Kuantum iletişimi, kuantum bilgi işleme ve kuantum ışınlama. Bakın bu kavramlar hayal gibi görünebilir. Ancak dün hayal ettikleriniz bugün gerçeğe dönüşüyor. Bu nedenle fotonikten güç alan bir kuantum ışınlama kavramı var. Bugün biliyorsunuz artık fotonun gürültüsü dahi hesaplanabiliyor. Bunlar fotonik teknolojinin bağımsız, neden bağımsız bir teknoloji olması gerektiğini biraz daha bize açık ve seçik ortaya koyuyor. Bizler, yani sizler üniversite tercihi yapacaksınız. Dünyayı yöneten siyasi güç bütün gücünü paradan alır. Yani ekonomi son derece önemlidir. Mezun olduğunuzda kaliteli, seviyeli, yüksek bir kariyeri olan bir işte çalışmak istersiniz. Bu nedenle sizlere neden fotonik vazgeçilmez hale geldiği bir slaytla anlatmak istiyorum. Kaynağımız Fotonik Endüstrisi raporu 2020, henüz 2025 gelmedik, 5 yılda bir yayınlanıyor. Burada yansıda görebiliyorsunuz. Firma sayısı, fotonik geliri, fotonik çalışan sayısı %7, %8 oranında 6 yıllık bir büyümeye sahip. Ve burada dönen bütçe, para 1 trilyon 144 milyar dolar. Bu son derece kıymetlidir. Avrupa'da 1700 fotonik firması var. Türkiye'de ise fotonik firma sayısı hızlıca artıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Genç fotonikçilere her zaman bu global fotonik dünyasında hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük fırsatlar var. Biz artık ünvanlarımızın A mühendisi, B mühendisi olmasından ziyade şunu düşünüyoruz. Mezun olduğumuzda seviyesi yüksek, prestiji yüksek bir meslek sahibi olmak ve yüksek getiri ve kazancı olan bir işe girebilmek. Bu son derece önemli. Bunun için biz mutlak surette seçecek olduğumuz bölümün insan ihtiyacını tercih yapmadan evvel bilmemiz lazım.
Bugün pek çok mühendislikler için sektörler dolu hale geldi. Ancak fotonik ve optik mezunlarını kapsayan iş ilanlarının, Türkiye için söylüyorum, %85'inden fazlası yetersiz bilgi nedeniyle her yıl doldurulamıyor. Bunu lütfen çok ciddi olarak düşününüz, çok ciddi olarak araştırınız. Bugün aklınıza gelebilecek en prestijli ismi olan mühendislik bölümlerinin sektör tarafından böyle bir ihtiyacı yoktur. Ne oluyor bu sefer? Bu personel sayısı ya doldurulamıyor ya da niteliksiz insanlarla doldurulmak mecburiyetinde kalıyor. Dolayısıyla Türkiye'de ve tüm gelişmiş ülkelerde fotonik mezunlarına büyük fırsatlar olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Ben neden fotonik tercih etmeliyim? Biz hayata yetişmek isteyen gençleriz. Size bir yansı gösteriyorum. 6000'den fazla fotonikçi aranıyor dünyada. Bu bir hafta evvel, belki iki hafta evvel internetten almış olduğum bir duyurudur. Hiçbir meslekte siz böyle bir iş ilanını göremezsiniz. Bunun sebebi şudur. Dünyada fotonikçi sayısı son derece az ve fotonik teknoloji diğer mühendislik bilimlerinin bir iki basamak yukarısındadır. Yani sevgili öğrenciler, değerli veriler, fotonik mezunlarının işi hazırdır. İnanla dünyada fotonikçi aranıyor. Dolayısıyla biz fotonik sektöründeki boş sandalyede yerimizi almak durumundayız. Peki bu fotonik teknolojiler bizi hangi alanlarda yetiştiriyor? Kariyer fırsatlarımız bizim neler olacak? Uzay, savunma, sağlık, enerji, güvenlik, otomotiv, üretim, tekstil, haberleşme, bunları saymakla bitmez. Ve bunlar içerisinde görüntüleme teknolojileri, biyofotonik, aydınlatma, aklınıza gelebilecek içerisinde ışık bulunan tüm teknolojiler sizin kariyer fırsatlarınızı oluşturuyor. Bugün ülkemizdeki devasa firmalar, optik ve fotonik teknolojiyle ilgilenen firmalar, bu yansıda görmüş olduğunuz uydu için güneş hücresi, lazer, optoelektronik, termal kameralar, görüntü sistemleri, fonksiyonel camlar gibi bunların sayısını arttırmak mümkün ve bu derinliğe inersek bu konuşma saatler sürer. Ben bu yansımın içerisine soldan bakarsanız savunma sistemleri için tek kristal germanyum üretimi. Bunların hepsi Gazi Üniversitesi'nde fotonikçiler tarafından üretiliyor. Ürettiğimiz germanyum askerimizin gece gözü olan termal kameranın merceğini oluşturuyor. Bugün sahada kullanılan tahminen 1000 civarında askerimizin kullandığı termal kameranın germanyum lensi Gazi Üniversitesi fotonikçileri tarafından üretiliyor. Sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Sizleri bu teknolojilerde yetiştirmek istiyoruz. Bugün ülkemizde üretilen füzelerin safirden yapılan kubbelerini de yine Gazi Üniversitesi fotonikçileri üretiyor. Uydularda kullanılabilecek güneş hücrelerini yine fotonikçilerimiz üretiyor gibi. Bunların sayısını artırmak çok mümkün. Bunları gördüğünüz zaman şunu düşünmelisiniz. Gazi Üniversitesi fotonik bölümünde okuduğumuzda bu teknolojileri biz okurken öğreneceğiz. Dolayısıyla sizler mezun olduğunuzda, mezun olmadan büyük devasa firmalar bu teknolojiyi kullanan yurt içi ve yurt dışı firmalar size iş teklifinde bulunacak
Bunu asla unutmayınız ve küçümsemeyiniz. Tercihlerinizi yaparken lütfen bunu dikkate alınız. Gazi Fotonik sizlere neler sağlıyor? Ve ben buna iş garantisine giden yol diyorum. Öğrencilerimiz iyi bir optik fotonik konusunda teorik eğitim alıyor. Eğitimi süresince sanayi projeleri, üniversitemizde yürütülen fotonik uygulama ve araştırma merkezinde yürütülen sanayi projelerinde rol aldığı için lisans öğrencilerimiz firmaların ürünlerini tanıyor. Ve onların projelerini biliyor. Ve böylece firmalar için hazır, nitelikli uzman olarak yetişiyor. Ve bu nedenle iş garantisine giden yol diyoruz. Bunlara size Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi sağlıyor. Siz lisans mezunu olurken, yani 4 yıllık eğitiminiz boyunca en ileri teknolojik cihazları kullanarak ve onlarda sertifika alarak mezun olacaksınız. Biz bunu size sağlıyoruz ve dolayısıyla bugün ileri teknoloji kullanan yurt içi ve yurt dışı firmalarda kullanılan teknolojik cihazları öğrenme şansınız olacak. Bir taraftan Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü, sevgili öğrenciler, değerli veliler, çok farklı bir eğitim senaryosu uyguluyor. Bu eğitim senaryosu içerisinde genç girişimcilerin yetiştirilmesiyle ilgili bir program yürütüyoruz. Ve dolayısıyla buna bağlı olarak öğrencilerimizin belli bir oranı mezun olduğunda, belki son sınıfta, kendi teknoloji firmalarını kurabilecek. Dolayısıyla genç girişimciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimle öğrencilerimiz fotonik bilim ve mühendisi ünvanlı birer işe yarar bireyler olarak mezun oluyor. Bizim eğitim senaryomuz içerisinde bir taraftan teorik dersler ve öğrenci laboratuvarları, diğer taraftan ülkemizin en büyük ve en etkin araştırma merkezi olan Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki projelere katılıyor öğrencilerimiz, lisans öğrencilerimiz katılıyor. Ve burada yürütülen endüstri projeleri içerisinde rol alıyor ve tam kesişim kümesinden mezun olduğunda firmalar için, sektör için, kendi iş yerini kurmak için çok yetkin profesyoneller haline geliyor. Yani fotonik teknolojileri özümsemiş, sistem kullanma becerisine, optik tasarım yapma becerisine sahip, yeni aygıtları geliştirme becerisine sahip bireyler haline geliyor. Şimdi bizim öğrencilerimizin birkaç tane sunusu var burada. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Gelen öğrencilerimizin heyecanını görmeniz açısından. Merhabalar, ben Rabia. Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü tercih ederken öncelikle ders müfredatını, akademik kadrosunu ve iş imkanlarını araştırdım. Popüler bilime ve teknolojiye olan ilgimden dolayı bu bölümün benim için bir şans olacağını gördüm. Başarılı bir bilim insanı olarak tanımlar, projeler geliştirmek ve akademik olarak ilerlemek istiyorum. Şimdiden derslerimin dışındaki vakitlerde Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hocalarımla birlikte Ar-Ge faaliyetlerine katılıyorum. Merhaba, ben Nisa. Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Fotonik bölümüne eğitim, uygulama araştırması iç içe bir program sunduğu için tercih ettim. Okurken deneyim kazanıyor olmam ilgimi çekti. Bölüme başladığım andan itibaren aldığım derslerin yanı sıra Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama Araştırma Merkezi'nin optik laboratuvarında uygulamalı eğitime başladım.
Morötesi, gönül bölge, spektrometre cihazının hangi dalga boylarını ölçtüğünü, ışığın yansıtıcılık, geçirgenlik ve sorma değerlerini, cihazın çalışma prensibini, ışığın optik yolunu öğrendim. İlerleyen senelerde öğreneceklerime göre de şimdiden çok heyecanlıyım. Değerli arkadaşlar, öğrencilerimizi dinlediğinizde şunu anlamanızı istiyorum. Biz lisans öğrencilerimizi derslerinden arta kalan zamanda fotonik uygulama ve araştırma merkezinde ileri teknolojik sistemlerde ayrıca eğitiyoruz. Bugün birinci sınıfı bitiren öğrencilerimiz birçok üniversitenin 4 yıllık mezunlarından daha fazla cihaz kullanma bilgisine, ürün geliştirme bilgisine sahip oldular. Bu akademik olarak biraz farklı bir senaryo. Ben bunu anlıyorum. Bizi dinleyen hocalarımız, bizi dinleyen akademisyenler, bizi dinleyen iş dünyası bunu bilsin ki Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümünden mezun olan öğrenciler 3. sınıflarını tamamladığında bugün bilinen bölümlerden mezun olan ve yüksek lisanslarını bitirmiş olan öğrencilerden daha yetkin hale geliyor. Bunun sebebi, onun için konuşmamın başlangıcında şunu söylemiştim. Seçmiş olduğumuz bölüm endüstri profesyonelleri arasında ne kadar tanınır? Öğrencilere sunulan teknolojik altyapı sektör ihtiyaçlarıyla ne kadar örtüşüyor? Bu son derece kıymetlidir. Biz Gazi Üniversitesi'nde 22 yıl evvel kurulan Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin sektöre kazandırmış olduğu teknolojilerin belirli bir yüksek seviyeye ulaşmasından sonra bölüm kurduk. Bu ihtiyacı 6 yıldan evvel görüyorduk. Ancak biz Fotonik Araştırma Merkezi olarak Gazi Üniversitesi'nde yetkinliği elde ettikten sonra bölümü kurmalıydık ve öyle yaptık. Bizim eğitim-öğretim senaryomuzun içerisinde öğrencilerimizin 3. sınıfta 2 dönem 5'er saatlik uygulama projesi adı altında dersleri var. Dersin tanımı, değerli dinleyenler, Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tercihen üniversite sanayi işbirliği projeleri içerisinde görev almak. Düşününüz, lisans öğrencisinin 3. sınıfına gelmiş gençler, kritik teknolojilerde yürütülen üniversite sanayi işbirliği projelerinden rol alacak. Örneğin termal kameralar için çip geliştirecek dedektörü, germanyum kristali üretecek, safir kristalinden kubbe geliştirip onu elektromanyetik girişimi önleyici hale getirecek ve benzeri. Bunlar lisans öğrencisi. Geçmiş sistemlerde bunları ancak yüksek lisans ve doktora öğrencileri ne bu imkanlar sağlanıyor, sınırlı sayıda. Yani biz istiyoruz ki Türk genci Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümünü tercih etsin, en ileri teknolojiyle teçhiz edilmiş uygulama ve araştırma merkezinde sektörün problemlerini çözecek hale gelsin. Bu nedenle öğrencilerimize diyoruz ki kariyer hedeflerine ulaşmak için önce öğren. Malzeme bilimini, fizik, kimya, elektronik, optik tasarım, bu bilgilerin teorisini öğren. Lisans laboratuvarlarında elektrik, optik, fotonik, optik aygıtlar kapsamlı deneylere katıl. Bir taraftan da eksikliğimiz olan teknik ve mesleki İngilizce adı altında verdiğimiz dersleri öğren. Sonra keşfet diyoruz öğrencilerimize.
Fotonik Araştırma Merkezi'nde çalış, burs kazan, burs al ve oradaki teknolojileri öğren. Ulusal, uluslararası optik ve fotonik firmalarının teknolojilerini tanı ve bunlarla etkileşime geç. Yetenek kazan. Öğrencilerimize haftada 5 saat fotonik merkezde çalışma imkanı, endüstride 30 gün staj yapma imkanı sunuyoruz. TÜBİTAK projelerinde lisans birinci sınıf öğrencilerimizin sunduğu projeler var. Bunlarda görev veriyoruz. Mezuniyet tezlerini ise sanayi ihtiyacına göre yöneltiyoruz. Etkileş kendi kariyerini tepe noktaya çıkarmak için. Uzmanlar tarafından verilen, mentörler tarafından verilen girişimcilik derslerini al, Erasmus programlarına katıl, ulusal ve uluslararası konferanslara katılım sağla, optik ve fotonik topluluğu ile yurt içi ve yurt dışı etkinlikler organize et, mevcut etkinliklere katıl, teknoloji fuarlarına katılarak kendi geliştirdiklerinizi orada sunun. Bu senaryo içerisinde yetişen öğrenci, biz biliyoruz ki en mükemmel noktaya gelecek. Ülkemizde maalesef bu teknolojik altyapıya, bu yetkin akademik kadroya sahip olmayan üniversitelerden, en popüler adlarla anılan bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz maalesef bir işe girdiğinde 6 ayını belki 1 senesini iş öğrenmekle geçiriyor. Ama biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Teknolojik büyüme hızımız maşallah ileriye doğru hızlarla gidiyor. Buna ayak uydurabilecek, bu teknolojide zaman kaybetmeyecek insanları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle Gazi Fotoniği, Gazi Fotoniği'nin araştırma kabiliyetini lütfen takip ediniz ve yanımızda yer alınız. Günlük yaşamda fotonik uygulamaları üzerinde çok durmayacağım. Elinde cep telefonu olan, onun sensörlere sahip olduğunu, ışıkla etkileştiğini, savunma sanayindeki her bir ürünün bu yansıda gördüğünüz fotonik teknolojiyle geliştirildiğini ve burada gördüğünüz uydudaki güneş hücresini Gazi Fotonik araştırmacılarının ürettiğini, termal kameralardaki merceği, füzelerdeki kubbeyi, termal kameranın çipini ve benzeri Gazi Üniversitesi ürettiğini ve sizleri de bu doğrultuda yetiştirmek istediğini bilmenizi istiyoruz. Biz sadece savunma teknolojileri ağırlıklı ancak onlara çalışmıyoruz. Biz bugün 1 milyar senede kuş camlara çarpmak suretiyle telef oluyor. O canları onların doğalarının önüne kurduğumuz koca gökdelenler yok ediyor. Fotonik Araştırma Merkezi yürüttüğü bir projeyle camlara kuşların çarpmasını engelliyor, kuş dostu cam üretiyor. İşte böyle bir projede görev alan öğrencilerimiz, bu teknolojiyle yetişen öğrencilerimiz büyük cam firmalarının personelleri haline geliyor. Kapış kapış bunlar kapılıyor. Ben dünyadaki ve Türkiye'deki fotonik eğitiminden bir miktar sizlere söz etmek istiyorum. Bir miktar süremizi aşmış gibiyiz ancak bazı şeyleri de söylemek lazım. Dünyada fotonik lisans ve lisansüstü programları sadece bu yansıda gördüğünüz kadar değil. Ancak Türkiye'de 2 tane fotonik bölümü var. Birisi kardeş bölüm İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde fotonik bölümü, diğeri de Gazi Üniversitesi'nde kurulmuş ve sizleri tercihe davet ettiğim Gazi Üniversitesi fotonik bölümüdür. Değerli arkadaşlar, epeyce söz ettim. Ben yine sözü birinci sınıf öğrencilerimize vermek istiyorum. Onlar ne diyor, niye bizim bölümümüze gelmişler? Onların sözleriyle
Size baş başa bırakıyorum. Merhabalar, ben Basat. Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda yeni kurduğumuz Optik Fotonik grubunun başkanıyım. Merhabalar, ben Gamze. Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Gazi Üniversitesi Optik ve Fotonik topluluğu hayallerimizi gerçekleştirmek için kuruldu. Biz gençler fotonik bilimi hakkında farkındalık yaratmak istiyoruz. Bizlerin güneş enerjisi, optik algılama sistemlerine, biyofotonikten uzay fotoniğine kadar aklınıza gelebilecek fotoniğin her alanını düşündüğümüz projelerimiz var. İnovatif bir bilimde olan fotoniği, pozitif bilim dalları arasında her yerde görebilmek mümkün. Bizler sadece öğrenci olarak değil, birer araştırmacı olarak eğitim alıyoruz ve çok mutluyuz. Fotonik topluluğu olarak yapmak isteklerimiz ışık kadar sınırsız. Evet, değerli dinleyicilerim, sevgili öğrenciler, değerli veliler, değerli öğretim üyeleri, üniversitemiz Gazi Üniversitesi Erasmus programlarına son derece önem veriyor. Bununla ilgili bir Erasmus ofisimiz var. Fotonik bölümü yeni bir bölüm, henüz ikinci yılına başlayacak bir bölüm olmasına rağmen bugün anlaşma içerisinde olduğumuz Erasmus programlarımız var, üniversitelerimiz var. Sizleri başarılarınıza göre mutlaka Erasmus kapsamında yurt dışı üniversitelerde hem oraları görmek, hem ziyaret etmek, hem de farklı dillerden, insanlardan ders almanızı temin etmek istiyoruz. Biz üretirken öğreten bir fotonik bölümümüz. Burada gördüğünüz araştırma merkezinde biraz evvel öğrencilerimizi dinledik. Onların her biri bu cihazları kullanma şansına sahip. Üniversitemiz sizlere, Gazi Üniversitesi öğrencilerine, unutmayınız ki Gazi Üniversitesi Türkiye'nin en büyük, en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Gazi Üniversitesi'nin sektörde ve kamuda büyük bir prestiji var. Gazi Üniversitesi mezunları Türkiye'de her alanda büyük bir ordu oluşturuyor. Ve üniversitemiz size yazılım konusunda, kütüphane konusunda büyük imkanlar sağlıyor. Ben daha önceki yansılarımda sizlere hangi kariyer imkanlarını sunacağımızdan bahsetmiştim. Ancak bu slayta da yine bakmanızı arzu ettiğim için burada tutuyorum. Bizler biyofotonikten uzay fotoniğine kadar 12 alanda öğrenci yetiştiriyoruz ve bunları yetiştirirken sadece teorik bilgiyle yetiştirmiyoruz. Uygulama bilgisiyle yetiştiriyoruz. Geliştirme bilgisiyle yetiştiriyoruz. Bu son derece kıymetli ve önemlidir. Bir taraftan sizlerin kariyer planlamanız için de bizim iş ortaklarımızın, proje paydaşlarımızı bilmenizde yarar var diye. Bununla sınırlı değil, ancak buraya birkaç tanesini Türkiye'nin devasa savunma ve sivil sektör firmalarıyla biz projeler yürütüyoruz. Onlar bizim paydaşlarımız, öğrencilerimiz buralarda staj yapmasını öngörüyoruz. Bir taraftan ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından kurulan, ki Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi bu kapsamda kurulmuş bir mükemmeliyet merkezidir. Türkiye'deki diğer mükemmeliyet araştırma merkezleriyle de proje ortaklıkları yapıyoruz. Onlarla işbirlikleri geliştiriyoruz. Mezunlarımızın potansiyel iş alanları, ışığın kullanıldığı her yer bizim için bir potansiyel iş alanıdır değerli arkadaşlar. Ve biz sizleri aramızda görmek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Geçen sene bu konuşmayı yaptığımda ondan bir ay sonra 40 tane öğrencimiz bize geldi ve biz çok heyecanlandık. Aynı heyecanı sizlerle birlikte devam ettirmek istiyoruz. Biz eğitim ve öğretimde
toplam kalite kurallarını uygulayan bir bölümüz. Ve sonuçta mutluluğa ulaşacak bir bölüm için tercihim Gazi Fotonik diyoruz. Sizlere beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri aramızda görmek istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Sayın Hocam, Bölüm Başkanım, bu özel, güzel, kıymetli sunumunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir soru cevap kısmımız olacak hocam. Sunum sırasında bazılarına cevap verdiniz. Bana özelden de yazıldı. Bu sohbet ortamına da yazıldı. Örneğin bir sorumuz var. Onu size iletmek istiyorum. Buyurun. Burs için yapılacak olan sınav ne tür bir sınav olacak diyor öğrencimiz hocam. Şöyle, biz esasında bölümümüzü ilk sıralarda tercih eden öğrencilere burs vermeyi hedeflemiştik. Ancak bütün öğrencilerimize şans tanımak için bir miktar genel kültür ağırlıklı, öğrencilerimizin duygularını, kıvraklıklarını kavrayabilmek için çok basit bir sınav yapıyoruz. Genel kültür sorularıyla birlikte bir miktar da bilimsel bakışlarını ölçüyoruz. Bilimsel sınav yapmıyoruz. Heyecanlarını ölçüyoruz. Optik ve fotonik teknolojilerle. Ve böylece geçen yılki deneyimimizde şunu gördük. Bölümümüze ilk sıralamalarda giren öğrenciler burs hakkı kazanabildi. Bunun yanında daha aşağıdan bölümümüze girmiş öğrenciler de kendi zeka becerileriyle bu bursu kazanmaya hak ettiler. Yine benzer şekilde bölümümüzü üst sıralardan tercih eden öğrenciler öncelikli olmak üzere yine bir genel kültür sınavını da dikkate alarak tamamen şeffaf, yani sınav sorularını ve sınav sonuçlarını da öğrencilere aktararak karar veriyoruz. Yani hiçbir öğrenciyi duygusal manada korumuyoruz. Öğrencilerimize verdikleri cevapları da açıklayarak objektif bir sınavla burs veriyoruz. Burada değerli hocam, iki nokta var öne çıkan. Bir, hepimizin öğrenciyiz, paraya ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunun karşılığında bir para alıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Hayat pahalı. Ancak diğer önemli olan nokta da şu, bu burs kazanan öğrenciler Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde daha fazla süre eğitilme şansına sahip oluyor. Teşekkür ediyorum. Evet, yeterince açıklayıcı oldu hocam. Teşekkür ederiz. Soru yağmuru var şu an. Ben biraz birleştirerek soracağım. Örneğin İngilizce ile ilgili sorular geliyor. Mesela fotonik derslerinde öğretilecek İngilizce oranı nedir? Bir de bir arkadaşımız, bu bölüm için İngilizce biliyor olmam gerekli mi diyor. Yani İngilizce ile ilgili bir açıklama yaparsanız hocam iyi olacak. Tabii ki. Değerli öğrencilerim, yabancı dil bilmek bütün bilim alanları için son derece kıymetli. Fotonik için de kıymetli. 4 yıl boyunca her dönem İngilizce derslerimiz olacak. Bunlarla beraber kendinizi, kendi İngilizce seviyenizi yükseltmiş olacaksınız. Unutmayınız ki Gazi Üniversitesi Türkiye'nin en büyük eğitim fakültesine sahip. En büyük yabancı diller öğretim bölümlerine, yabancı diller öğretim uygulama araştırma merkezine sahip. Buralarda İngilizce eksikliğinizi giderme şansınız var. Kaldı ki bizler fotonik bölümü olarak öğrencilerimize ders programımızda olmayan ancak 2. sınıftan itibaren mesleki ve teknik İngilizce dersi veriyoruz. Ve böylece öğrencilerimiz bu eksikliklerini gideriyor. Ama altını çizerek tekrar söylemek isterim ki yabancı dil öğrenmek en az 1 tane bütün gençler için son derece kıymetlidir. Evet hocam, en az 1 doğru, belki de 2-3. Evet. Artık öyle oldu. Hocam, yan dal ve çift ana dal imkanı var mıdır diyor bir öğrencimiz.
Şimdi biliyorsunuz belki 20 yıldan çoktur Türk yüksek öğretim sistemi yandal ve çift anadalla ilgili bir bölümde okuyan öğrencilerimizin bir başka bölümden de diploma almasını ya da sertifika almasını sağlayan bir uygulama yürütüyor. Bu son derece güzel, son derece kıymetli bir uygulamadır. Bizim bölümümüzde bu uygulamanın içerisinde yer alacak. Biz tabii ki birinci sınıfı yeni okuttuğumuz için bu planlamalarımızı web sitemizden göremiyorsunuz. Ancak bu sene itibarıyla web sitemizde bunları göreceksiniz. Hangi bölümlerden, hangi mühendislik bölümlerinden ya da temel bilim bölümlerinden yan dal, çift ana dal alabileceğinizi çok yakın zamanda göreceksiniz. Biz bu imkana sahibiz. Sağ olun hocam. Şöyle bir şey var hocam. Bu puanlar ve sıralamalarla ilgili bir soru aslında. Geçen seneki alımlarda benim puanım yetiyor ama sıralamam yetmiyor. Yani öğrenci şunu merak ediyor. Bu sene sıralama, puanlama nasıl olacak? Nasıl bir değişiklik bekliyorsunuz? Evet. Şimdi tabii ki sevgili öğrencim bunu tahmin etmek çok zor bir şey. Biliyorsunuz Türkiye'de yüksek öğretim kurumu çok adil, güzel bir sınav yapıyor ve sizlerin tercihlerine göre bölümlerin yüzdelik dilimleri belirleniyor. Tabii ki Avrupa'ya baktığınızda, gelişmiş ülkelere baktığınızda fotonik bölümleri en üst dilimlerden, yani bugün Türkiye'de tıp fakültesiyle yarışan dilimlerden öğrenci alıyor. Ancak Türkiye şartları içerisinde fotonik teknolojiler ve fotonik bölümleri yeterli düzeye tanıtım açısından ulaşmadığı için bizler belirli bir dilimden öğrenci alıyoruz. Geçen sene yaklaşık olarak ben yuvarlak rakam koydum. 238 bin ile 262 bininci dilimden öğrenci aldık. Fakat bu sene ne olacağını biz de bilemiyoruz. O nedenle üst sıralarda bölümümüzü tercih etmeniz sizlere şans kazandıracaktır. Bunu söylemek istiyorum. Evet hocam. Çok teşekkürler. Son soru hocam. Çok kısa. İzmir'deki Yüksek Teknoloji Fotonik Bölümü ile bir işbirliğiniz var mı? Karşılıklı ziyaret veya ortak ders gibi. Evet. Şimdi ben sonunda da söyledim. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeki fotonik bölümü bizim kardeş bölümümüz. Onlar bizden büyükler. Önümüzdeki sene mezun verecekler. Biz onlarla hem optik fotonik topluluğu öğrencilerimiz etkileşim halinde, hem bölüm idaresi olarak biz etkileşim halindeyiz. Ders müfredatlarımızı özellikle birbiriyle örtüşecek şekle getirdik. Bu önemlidir. Türkiye'de fotonik bölümleri arasındaki hem geçişlerin hem mezun olduktan sonraki yaklaşımların birlikteliği açısından biz bölüm idareleri olarak bir araya geliyor, dertleşiyoruz. Sizlerin dertlerini kamuoyuna taşıyoruz. Sektöre kendimizi anlatmak noktasında yine birlikte hareket ediyoruz ve bundan sonra da hareket etmeye devam edeceğiz. Hemen bu güz dönemi itibarıyla bölüm idaresi toplantılarını karşılıklı olarak başlatmayı hedefliyoruz. Yani biz iç içe ve birlikte yol yürümek durumunda olan iki tane bölümüz değerli arkadaşlar. Evet hocam. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun bu velilerimizi, öğrencilerimizi aydınlattınız. Şimdi fakültemizin, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin bu sene ilk defa öğrenci alacak olan bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün tanıtımını yapmak üzere değerli hocamız Profesör Doktor Nursel Arıcı hocamıza sözü bırakıyorum. Buyurun değerli hocam, bölüm başkanımız, söz sizin. Teşekkür ederim Nihan Hocam. Evet, ekranımızı paylaşabilirseniz. Tabii ki. Evet, buyurun hocam. Sanıyorum. Evet hocam, bir problem yok. Buyurun. Evet, öncelikle takdim noktasında Nihan Hocamıza teşekkür ediyorum.
üniversitemizin tanıtımında önemli vurguları nedeniyle rektörümüze, sayın dekanımıza ve bu etkili sunumlarından dolayı Süleyman hocamıza çok teşekkürler ediyorum. Bütün dinleyici arkadaşlarımı, özellikle aday genç arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölüm tanıtımını sizlere yapmak üzere görevde bulunuyorum. İsmim Nursal Arıcı. Bölümümüzde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. Sayın arkadaşlar, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin önemli misyonlarından bir tanesi disiplinler arası programları bünyesinde barındırması ve bununla birlikte teknolojiyle iç içe eğitim ve öğretimi benimsemesidir. Bu çerçevede botanik bölümü sunumlarından bilmediğimiz üzere botanik bölümü disiplinler arası bir program olmakla beraber yönetim bilişim sistemleri bölümü de disiplinler arası bir program olarak ve teknoloji ve özellikle bilişim teknolojileriyle iç içe eğitimi benimsemesi açısından önemli olmakta ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi çatısı altında yapılanmakta gurur duymaktayız. Hocalarım ve genç aday arkadaşlarım, yönetim bilişim sistemleri lisans programımız Uygulamalı Bilimler Fakültesi çatısı altında Gazi Üniversitesi Rektörü'nün teklifiyle ve YÖK'ün onayıyla açılmış 2002 YKS eşit ağırlıklı puanıyla ilk kez öğrenci almak üzere sizleri heyecanla bekleyen, sabırsızlıkla bekleyen bir bölümdür. Ve ilk yıl kontenjanımız 30 olarak belirlenmiş ve bu çerçevede ilk gelen öğrencilerimiz açısından oldukça avantajlı bir durum arz edecektir. Sunumun içeriğinden ana başlıklar olarak bahsedecek olursam, yönetim bilişim sistemleri programının amacından, bu bölümün istihdam olanaklarından ve yönetim bilişim sistemleri bölümü olarak neden Gazi yönetim bilişim sistemlerini tercih edebileceğimizden, bölüm bünyemizde bulunan akademik kadromuzdan ve bölüm programları içerisinde yer alan yurt içi, yurt dışı staj olanaklarından ve Gazi Üniversitesi'nde akademik kariyer yapma olanaklarından sizlere bahsediyor olacağım. Tabii ki fiziki altyapımızda buraya bizi ziyarete gelen arkadaşlar, bizzat aday arkadaşlar, bizzat kendileri gözlemlediler. Ama Ankara dışından sunumumuzu izleyen arkadaşlarımız için de fiziki imkanlarımızı fotoğraflarla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Az önce arz etmiş olduğum gibi botanik bölümü gibi bizler de disiplinler arası bir programımız. Farkımız da sosyoteknik bir alan olmamızdan kaynaklanıyor. Yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar bilimleri ve işletme biliminin sentezlenmiş ortak derslerinden oluşan bir programdır. Ve bu programımızın temel amacı yönetim bilişim sistemleri bölümü olarak endüstriyel ve ticari işletmelerin yönetimi ve işleyişinde bilişim teknolojilerine dayalı bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, bunların uygulanması konularında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak amacında olan bir yüksek öğretim programıdır. Pardon. Herhalde görüntü konusunda ufak bir desteğe ihtiyacımız var. Evet. Yönetim bilişim sistemleri lisans programımızın amacından söz etmekteydik ki işletmelerde bilişim sistemlerini kuracak, geliştirecek ve bunların sürdürülebilirliğini sağlayacak yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Ki toplumun bütün kesimlerinde hizmet veren kurumların ihtiyaç duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alabilecek, çağdaş yönetim anlayışlarının gerektirdiği teorik ve uygulamalı bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikteki yöneticileri ve bilimsel alanda ihtiyaç duyan akademik kadroları yetiştirmeyi amaç edinmekteyiz. Programımızın amacı çerçevesinde söyleyebileceklerimiz dahilinde bildiğiniz üzere bizim de iç içe olduğu son yıllarda bilişim teknolojilerinin her alanda olduğu gibi iş dünyasındaki kullanım alanları da sürekli genişleme kaydetmektedir ki özellikle kamu ve özel kurumlarda yönetim bilişim sistemleri alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu çerçevede dünyada ve ülkemizde disiplinler arası yaklaşım ve uygulamaların önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Biz bölümümüzde işletme ve bilgisayar bilimleri disiplinlerinden sentezlediğimiz güncel ders içerikleriyle birlikte
ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Ve bu noktada donanım, yazılım, sistem analizi, planlama, karar kontrol verme modelleri ve veri tabanı kullanarak bir kurumun işleyiş, yönetim ve karar verme işlevlerini desteklemek üzere bilgi sunan bütünleşik insan makine sistemlerini inceleme yetkinliğinde bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu bölümde eğitim gören mezunlarımızın kariyer olanaklarının ana başlıklarına bakacak olursak, genel adıyla yönetim bilişim sistemleri uzmanı olarak geçmekle birlikte sektörde proje yöneticisi, sistem analisti, kurumsal kaynak planlama uzmanı, CEO, veri bilimcisi, iş analisti, insan kaynakları uzmanı, e-ticaret uzmanı, sosyal ağ uzmanı gibi ünvanlarla kariyer yapabilme ve iş bulabilme imkanları olmaktadır. Yönetim bilişim sistemlerinin istihdam alanlarına bakacak olursak, yapay zeka ile ilgili bütün kurum ve yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarda, iş zekası, sosyal ağ analizi, lojistik yönetimi, girişimcilik, siber güvenlik, robotik, mobil programlama ve yansıtada görebileceğimiz diğer alanlarda istihdam edilebilme fırsatlarını bulabileceklerdir. Öğretim programımıza gelince, öğretim programımız teknik, analitik, yönetimsel ve işletimsel, iletişimsel yetkinlikleri kazandıracak biçimde planlanmıştır. Ve derslerimiz yarı yıl esasına göre 8 yarı yıl, yani toplamda 4 yıldan oluşmaktadır. Örgün eğitimi benimsedik. Türkiye genelindeki yönetim bilişim sistemleri programlarına göz atıldığında, açık öğretim programlarında, uzaktan eğitim yoluyla bu bölümlerde eğitim görmek mümkünken, bizler özellikle uygulamalı bilimler çatısı altında örgün eğitimi benimseyerek bu çerçevede laboratuvar uygulamaları, yüz yüze etkileşimler, takım çalışması yaparak çeşitli projeler geliştirmek, projelerin yönetilmesi ve yine isteğe bağlı stajlarla pek çok farklı etkileşim ve öğrenme süreciyle 4 yıllık bir emek sonucunda nitelikli insanlar yetiştireceğimize inanmaktayız. Teknik yetkinlikler çerçevesinde bölümümüzde okutulacağımız ders listelerini sizlere sunmaya çalıştım ki özellikle koyu puntoyla işaret etmeye çalıştığımız hususlardan da anlaşılacağı gibi bu tip derslerimiz, teknik yetkinlikler kazandıracak bu tip derslerimiz güncel teknolojileri içeren ve günümüzde diğer YBS programlarının çoğunda ya seçmeli ders olarak bulunan ya da hiç bulunmayan derslerdir ki biz de bu noktada iddialı olarak en güncel teknolojileri öğrencilerimizle paylaşacak ve onlara yetkinlik kazandıracak bir enerjiye sahibiz. Teknik yetkinlikler dediğimiz bilişim teknolojisinin mekanizmi ve ölçüsel hedeflere ulaşmada sistem performansının önemini bilebilme ve bilişim teknolojisi araçlarını uygun şekilde kullanabilme becerilerini içermektedir. Listede gördüğümüz bu derslerin temel hedefleri öğrencilerimize bu türden beceri ve yetkinlikleri kazandırmak üzere planlanmıştır. Analitik yetkinliklere gelince, analitik yetkinlikler öğrencilerimize organizasyon sorunların çevresini belirleme, tanımlama, mantıklı sebep-sonuç ilişkisi oluşturma ve çözümler önerme becerilerini kazandırmak amacıyla meydana getirilmiştir ki analitik yetkinlikler çerçevesinde bu beceri ve yetkinlikleri öğrencilerimize kazandıracağımız derslerimizin kısa bir listesini yansıda görmekteyiz. Yönetimsel yetkinliklere gelince, yönetimsel yetkinlikler organizasyonel bir hedefe yönelik planları belirleyebilme, yürütebilme ve diğer çalışanların çalışmalarını koordine etme ve yönlendirme becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuş derslerden meydana gelmektedir. Bu çerçevede yönetim yetkinlikleri açısından çağdaş yönetim yaklaşımları, müşteri ilişkileri yönetimi, e-işletmecilik yönetimi gibi yansıda da görebileceğimiz özellikle stratejik yönetim, bilgi toplumu ve e-devlet gibi temel derslerimiz bu yetkinliklerin kazandırılmasında en güncel diyebileceğimiz derslerimizdir. İletişimsel yetkinlikler
Tabii ki aslında her üniversite öğrencisinde ve uygulamalı bilim dallarında uğraşan bütün kişileri ilgilendiren yetkinlikler ki bizim bölümümüzü özellikle ilgilendirmekte, yani iletişimsel yetkinlikler işle ilgili bir problemi iş açısından tanımlayabilme ve iş formatına uygun iletişim yapısını oluşturabilme, bu çerçevede ikna edici biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerilerini kazandırmaktadır. Ders listemizden seçtiğim bazı derslerimiz bu yetkinlikleri ve becerileri kazandırmak üzere planlanmıştır. Akademik kadromuza gelince, yansıda fotoğraflarını ve diğer özgeçmiş ve akademik bilgilerini linkleriyle paylaşabileceğimiz web sayfamızdan da inceleyebileceğimiz 6 kişiden oluşmaktadır akademik kadromuz. Ben kendimi tanıtmıştım zaten. Salim hocamız bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmakta. Aynı zamanda dekan yardımcısı olarak yönetimde de bölümümüzü ve yönetimi temsil etmektedir. Mustafa Tanrıverdi ve Mevlüt Uysal hocalarımız da öğretim üyesi olarak görev yapmakla beraber özellikle bilişim faaliyetlerinin yoğun yaşandığı uzaktan öğretim merkezinde de idari görevlerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra doktor öğretim üyesi Zafer Ayaz hocamız öğretim üyesi göreviyle birlikte üniversitemizin çok önemli bir birimi olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevinde birlikte yürütmekte. Dolayısıyla bölümümüz hem iş süreçleri açısından teorik ve pratik tecrübeler kazanmak ve bunları öğrencilerimize aktarma heyecanıyla sizlere bekliyoruz. Akademik kadromuzun araştırma ve uzmanlık alanlarını ana başlıklarıyla göz atacak olursak, veri analizi, iş zekası, veri madenciliği, yapay zeka uygulamaları, doğal dil işleme, sosyal iş ağları ve işletmecilik modelleri, Web 3.0 teknolojileri yani blok zinciri, NFT, Metaverse gibi çok güncel uygulamaları pratikleriyle ve teorisiyle birlikte özümsemiş akademik kadromuz sizleri merakla ve heyecanla beklemekteyiz. Örgün eğitim derslerimiz teorik dersler ve pekiştirmeli laboratuvar uygulamaları, öğrenci öğretim üyesinin yüz yüze etkileşimleri, takım çalışmaları, proje yönetimi süreçlerini projelerle birlikte uygulayabilme ve isteğe bağlı staj yoluyla kamu ve özel sektör işbirliğiyle pek çok farklı etkileşim ve öğrenme sürecinde kendini geliştiren bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Arkadaşlar, akademik kariyer açısından yönetim bilişim sistemlerinde öğrencilerimize sunacağımız imkanları göz atacak olursak, lisans programımızı ilk defa bu sene öğrenci alıyor olmakla birlikte yönetim bilişim sistemleri programında lisansüstü programlar, lisansüstü eğitimler aslında Türkiye'deki ilklerden bir tanesidir. Şöyle ki 2008 yılında ilk yüksek lisans programı açılmıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini birlikte yürüten bilişim enstitüsü kurumumuzda. Yüksek lisans eğitimlerimiz 2008 yılında açılmış olmakla beraber 2011 yılında doktora programı açan, Türkiye'de ilk doktora programını açan ve yürüten bir görev üstlenmiştir. Bu çerçevede bakacak olursak lisans programında ilk olmakla birlikte lisansüstü eğitimde gelen eğitim tecrübemiz sizlere akademik kariyer anlamında da yol açacak ve akademik çalışmalar yapabilme olanakları sunacaktır. Tabii bilişim enstitüsündeki ana bilim dallarına bir göz atacak olursak, elbette yönetim bilişim sistemleri bir ana bilim dalı olarak hem yüksek lisans hem doktora programını yürüten bir görev üstleniyor. Bunun dışında bilişim enstitüsünde bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri, yine bizim yönetim bilişim sistemleri programımız, adli bilişim, sağlık bilişimi gibi programlarla yönetim bilişim sistemlerinin disiplinler arası olma niteliğini diğer programlarla birlikte desteklemek ve sonrasında yönetim bilişim sistemleri lisans eğitimi sonrasında eğer ilgi duyan öğrencilerimiz arasında bulunacak olursa sağlık bilişimi, adli bilişim, bilgisayar bilimleri ve diğer bilişim sistemleri programlarında da lisansüstü programa devam edebilme
imkanını bulabilecekler. Lisans eğitimi sırasında öğrencilerimize isteğe bağlı diye altını çiziyoruz bunu. Çünkü isteğe bağlı olarak yapılan kendi iç denetim mekanizmalarıyla bu işi benimseyen arkadaşlarımıza açabileceğimiz yollar ve imkanlar çok fazla. Şöyle ki, üniversitemizin bilişim ve bilgişlem departmanlarında, yani bilgi sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı departmanlarda hizmet karşılığı bursu olarak çalıştırabilme imkanımız olacak. Öğrencilerimizi staj yapabilme, uzun dönemli staj yapabilme fırsatları sunmuş olacağız. Aynı zamanda üniversitemizin işbirliği içinde olduğu diğer kamu ve özel kurumlarda staj yapabilme imkanı bulacağız. Elbette Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kariyer kapısında ulusal staj programı çerçevesinde öğrencilerimizi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yardımıyla ve desteğiyle diğer kurumlara staj yapabilme fırsatlarına yönlendireceğiz. Bunun yanı sıra Erasmus'ta staj hareketliliği çerçevesinde öğrencilerimizi Avrupa Birliği ülkelerinde tabii ki İngilizce gibi okul notu ortalaması gibi temel yeterlikleri sağlayan öğrencilerimiz için söyleyebiliyoruz bunu Erasmus programlarında staj hareketliliklerini. Erasmus Plus staj hareketlilikleriyle de yurt dışında staj yapabilme fırsatlarını sağlamış olacağız. Üniversitemizin içinde bulunduğu programlar kapsamında yurt içi ve yurt dışında öğrenci değişimi olanaklarını da sunabileceğiz. Erasmus hepinizin en yaygın olarak bildiği Avrupa Birliği ülkelerinde öğrenci değişimi programlarıyla eğitim görebilme, eğitim döneminin bir bölümünü orada yaşayıp tecrübe edebilme fırsatı sunan bir programdır. Farabi ve Mevlana yurt içindeki üniversiteler içerisinde yine eğitim süresinin belli bir dönemini yurt içindeki üniversitelerde devam edebilme imkanı sunan programlardır, değişim programlarıdır. Bununla birlikte Orhun Değişim Programı çok az üniversitede yaşanan bir tecrübe, bizim üniversitemizin sağladığı bir değişim olanağıdır ki Orhun Değişim Programı Türkiye Cumhuriyetleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan gibi üniversitelerde programımızla eşdeğer olan üniversitelerde değişim programları çerçevesinde eğitim görebilme imkanını sağlamış, vermiş olacağız. Sunumun başında da ifade ettiğim gibi bize yüz yüze görüşmeyle hem programımızı hem fakültemizi tanımaya gelen, ilgi duyan arkadaşlarımız var, adaylarımız var, aileleriyle birlikte geliyorlar. Biz onları burada ağırlamaya hem bölümümüz programımız hakkında hem de eğitim ortamlarımız hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Tabii ki çok daha etkili geçiyor bu görüşmelerimiz. Ancak Ankara dışından bizi izleyen, bizim programımızı ve bizleri anlamaya çalışan arkadaşlarımız için küçük bazı fotoğraflarla yönetim bilişim sistemlerinde eğitim görme imkanı buldukları takdirde karşılaştıkları fiziki ortamlarla, eğitim ortamlarıyla fotoğraflarla da olsun tanışma fırsatı verelim istedik. Şunu söyleyebilirim ki biz heyecanla ve merakla sizleri lisans eğitiminize bekliyoruz. Hepiniz için, aday öğrencilerimiz için vereceğiniz kararların hayırlı olmasını diliyoruz. Ve yolunuzun bahtınızın da açık olmasını temenni ediyoruz. Benim sunumum bu kadar arkadaşlar. İletişim bilgilerimiz üniversitemizin web sayfasından, fakültemizin web sayfasından da ulaşabileceğiniz, ister telefonla, ister yüz yüze görüşmeye gelerek, ister elektronik ortamlardan göndereceğiniz mesajlarla her zaman sorularınızı cevaplamaya hazırız. Sizleri bekliyoruz. Varsa sorularınızı alabilirim. Hızlıca toparlamaya çalıştım. Sizleri vaktimi daha fazla almamak adına. Sorular varsa alabilirim arkadaşlar. Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yönetim bilişim sistemleri bizi oldukça heyecanlandırdı. Tekrar hayırlı olsun hocam. İlk öğrencilerinizi bizler de hep birlikte heyecanla bekliyoruz.
Sorular var hocam. Aslında zaman zaman sunumlarınızda değindiniz ama bir öğrencimiz için tekrarlasak iyi olacak. Bölümde Erasmus yapabilir miyiz? Yaparsak hangi ülkeler var diye öğrencimiz hocam. Evet, şimdi genel bir cevaplama durumundayım. Genel cevaplamak zorundayım. Zira öğrencimiz olmadığı için öğrencilerle birlikte hayata geçirilecek programlardır değişim programları. Bu çerçevede bakacak olursak üniversitemizin öğrencilerimize değişim programları açısından 2 küsur üniversiteyle değişim programı, Erasmus Plus değişim programı imkanlarından yararlanma yolu açmıştır. Tabii ki programlar bazında ikili anlaşmalar öğrencilerimiz geldikten sonra planlanacak. Ve bu noktada da şimdiden bölümümüzde Erasmus Koordinatörü hocamız var. Erasmus Koordinatörü hocamız ön çalışmaları yapıyor zaten. Bu arkadaşımız Amerika'da postdoktora da yapmış, yurt dışı tecrübesi olan bir hocamızdır. Ve öğrencilerimizle birlikte en iyi yerlerde ikili anlaşmalar, en iyi üniversitelerde ikili anlaşmalar yapmak suretiyle bu yolu açacağımızı şimdiden söz veriyoruz. Çok güzel hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam, özel sektörde iş imkanı fazla ama kamuda direkt alım yok denecek kadar az. Sizce 4 yıl sonra kamuda da iş imkanı olur mu? Olacağına inanıyoruz. İş ilanlarında zaten az önce istihdam olanakları ve kariyer olanaklarını izah ederken çeşitli meslek dallarından bahsetmiştim. Ve bu meslek dallarına uygun kamuda da alımlar yapılmaktadır. Hı hı. Daha da artacaktır ihtiyaç, evet. Çünkü hızla artıyor. Yönetim bilişim sistemleri bölümünde çift dal var mı diye bir soru geldi hocam. Evet, bu da yine öğrencilerimizle birlikte hayata geçirebileceğimiz bir projedir. Hayata geçirme noktasında da biz yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Hı hı. Yönetim bilişim sistemlerinin şu an için öğrenci olmaması nedeniyle somut bir adını anlamam ama üniversitemizde bulunan bilgisayar mühendisliği bölümleriyle, veri analitiği ve iş analitiği noktasında istatistik bölümleriyle ve yine de başka programlarla yapacağımız araştırmalarla bu yolu açacağız. Kararlıyız buna. Yeter ki öğrencilerimiz, evet, gerekli hocam, şartları sağlıyor, evet, olsunlar. Çünkü çift ana dal ve yan dal için şimdiden öğrencilerimize şunu hatırlatmakta yarar var. Alt sınıftan hiç dersi olmamak şartıyla 2. ve 3. sınıfta yaşanılan tecrübelerdir bunlar. 2. ve 3. sınıfta başlatılan tecrübelerdir. Okul ortalaması 3 ve üstünde olan öğrencilere, hı hı, kontenjanlar dahilinde sağlanan imkanlardır. Yani biz programlarla yan dal, çift ana dal programları oluşturma noktasında yönetsel olarak elimizden geleni yapacağız, bunun sözünü veriyoruz. Öğrencilerimizin de okul başarı ortalamalarını yüksek tutmak gibi şimdiden hedefleri olmasını tavsiye ediyoruz. Evet hocam, tam üstüne ilginç bir soru da geldi. Hem fotonik okumak istiyor arkadaş, hem yönetim bilişim sistemleri. Diyor ki fotonikte okurken de bu dalı yan dal olarak seçebilir miyiz? Hangi dönem seçmeliyiz gibi bir soru var hocam. İki bölüme, evet, gözünü dikti arkadaşımız. Evet, bu da güzel bir soru. Tabii şu an için ben net cevap veremem. Fotonik bölümünün eğitim koordinatörlüğü ve eğitim komisyonunun karar vermesi gereken bir husustur bu. Ancak şunu söyleyebilirim ki sunumun başında da ifade ettiğim üzere her ne kadar disiplinler arası bir programsa sosyoteknik bir alandır. Yani işin içinde sosyal becerilerin de geliştirilmesi gerekiyor. Böyle bir niyete kalkışacaksa sorumlu olacağı ders biraz fazla olmuş. Öyle tanımca öyle görünüyor. Evet hocam. Bakıyorum, kaçırmak istemiyorum. Bayağı soru geldi size. Hocam, yüksek, evet, lisans yapılıyor mu sorusu var. Evet. Bilişim Enstitüsü'nde, tekrar vurgulamak isterim, üniversitemizin Bilişim Enstitüsü'nde yönetim bilişim sistemleri alanında 2007'den beri lisansüstü eğitim, yüksek lisansı, 2011'den itibaren de doktora programları açmaktayız. Yani yönetim bilişim sistemlerinde lisans eğitimi almış bir öğrencimiz lisansüstünü
bilişim enstitüsünün bu programı da devam edebilir. Ama az önce de ifade ettiğim gibi bilişim enstitüsünün adli bilişim, sağlık bilişimi, bilgisayar bilimleri gibi farklı dalları var. Oralara da yönelimler, ilgi alanlarına göre yönelimler mümkün olabilir. Evet hocam, son soru hocam. Hazırlık okuyabilme şansım var mı diyor öğrencimiz? Şu an için net söyleyebilirim yok arkadaşım. Evet. Yani üniversitemizin imkanları çerçevesinde hazırlık yok. Çünkü biz Türkçe eğitim yapıyoruz. Bazı programlar, üniversitemizdeki bazı programlar %30 ve %100 İngilizce eğitim yapmaktalar. Hazırlık programını atlayamayan öğrenciler, bir hazırlık atlama sınavı yapılıyor üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından. Bu sınavı atlayamayan öğrenciler bir yıl süreyle hazırlık okumakla zorundalar. Bunlar, tekrar vurgulamak isterim ki %30 ve %100 yabancı dille İngilizce eğitim yapan programlar için zorunludur. Bizde Türkçe eğitim var. Evet hocam, soru cevap kısmımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz değerli sunumunuz, bizi aydınlattığınız için. Sayın katılımcılarımız, şimdi çok kısa bir anketimiz var. 4 soruluk bir anket bu. Ben başlattığımda eğer 1'den 5'e kadar puanlarsanız çok memnun oluruz. 1 en kötü, 5 en iyi şekliyle. Birazdan ekranınıza gelecek 4 soru. Ekranınıza gelmiş olması gerekiyor. 4 soruluk bir anket. Cevaplarsanız çok memnun oluruz. Evet, devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum katılımcılarımıza. Evet, çok teşekkür ediyorum. Anketi sonlandırıyorum. Değerli katılımcılar, programımızı burada kapatıyorum. Fakülte tanıtımımızı ve bölüm tanıtımlarımızı. Sizleri Gazi Üniversitesi'ne bekliyoruz, fakültemize bekliyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.